Çok teşekkür ederim doktor bey. Ne yapıyorsun burada? Yardım. Ateş hocanız bu hastaya verdiğiniz HIV ilaçlarının kesilmesini istedi. Tamam da İpek Hanım, Ateş hoca nerede? Kendisi şu anda hapse girmemeye çalışıyor. Selim'den yardım almaya gitti. Hapis isterken ne yapsın? Hastaya vurmuş. Hocam hemen iki yandaki bölme. Sesi takip ederseniz bulursunuz. Tamam. Fulya'cığım gelsene. Ne oluyor? Emre artık acil hastalarına da mı bakıyor? Hocam çok sıkışınca çağırıyoruz. O da kırmıyor, geliyor sağ olsun. Yani çocukların üzerinde çok garip bir etkisi var. Nasıl yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama hemen sakinleşiyorlar. Eli de çok hafif. Sayesinde dikiş atılırken ağlamayan çocuklarımız oldu. Bakın. Böyle çok kurtardı bizi prens doktorumuz. Prens? Prens. Ya geçen gün küçük bir kız çocuğu taktı. Öyle de kaldı. Yapıştı. Yakıştı da. Peki. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol hocam. Merhaba. Şu İlker Bey'in dosyasını alabilir miyim? Hemen bakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Aa, prens doktorumuz merhaba. Merhaba. Prens mi dedi, o ne dedi? Biri dedi öyle işte, sonra dile dolandı, yayıldı gitti. Bunun senin acil ziyaretlerine bir ilgisi olabilir mi? Yani olabilir. Olası. mümkün, evet. Emre, çatlatma adamı, anlat bakayım. Nasıl bir anda prens oluverdin? Lenf bezlerinde şişme yok. Bu iyi işaret. Ama bir de Zeynep hocam baksın, iyi olur. Ellerim dolu. Siz doktor olmak için fazla güzelsiniz. Yalan mı? Hiç modellik yapmayı düşündünüz mü? Bu lafla kız tavlayabildiğin oluyor mu ya? Gerçekten. Evet. Hem de her gün. Ben niye fotoğrafçı oldum zannediyorsunuz? Ama siz mesleğinizi seçerken bu flört kısmını hiç düşünmemişsiniz anlaşılan. Çünkü hastalarınızla flört edemezsiniz. Adı üstünde, hasta onlar. Hı hı. Belki sen flört etmeyi seviyorsun, bense mesleğimi seviyorum. Zeynep hocam çok ciddi. Hep mi böyledir? Evet. Anneni diyabetten kaybetmişsin. Peki baban? Onun sağlığı nasıl? En son duyduğuma göre siroz olmuş. Siz eğlenmek için ne yapıyorsunuz peki? Herhalde hafta sonları bir yerlere gidip dağıtıyorsunuzdur ha? Bu doktorların gecesi gündüz, hafta içi hafta sonu olmaz derler ya. O laf tamamıyla doğru işte. Demin en son duyduğuma göre babam siroz olmuş dediniz. Niye? Görüşmüyoruz çünkü. Bir 10 yıl kadar oluyor. Neden? Ben mühendislik okumayı bırakıp fotoğrafçı olunca o benimle görüşmeyi kesti. Çünkü fotoğrafçılığı meslekten saymıyor. İyi de oldu. Ya bizim peder insanların hayata çalışmak için geldiklerine inanır. Bence tam tersi. Eğer eğlenmiyorsanız yaşamıyorsunuz demektir. Bildiğin kan uyuşmazlığı var yani aramızda. Babalar bazen çok sevimli olabiliyor. Emre hocam çok tatlı. Öyledir, prens gibidir. Kibar, çekici, tatlı. Ama siz daha tatlısınız. Emektarlar, çalışkanlar, yaşlı kurt. Yedin bitirdin lan kendini. Evet, İlker'in sonuçları çıktı. İncelemek isteyen, tabii yarın mesaiye kalmak istemiyorsak bugün biraz yorulacağız efendim. Bir 5 dakika kahve molası ha? Var mısınız? Kahve. Duple, lütfen. Oh. Yarın gece ne yapıyorsunuz? Yani mesaiye kalmazsak. Mezunlar toplaşması varmış da İpek Hanım güzel oluyor diye söyledi. Gitsek mi? İmri? Ya olabilir aslında. Selim. Ellemeyin beni, ben pijama terlik televizyon. Ne yapacaksın akşam oturup? Reality show mu izleyeceksin? Doktor dizim var benim, onu izleyeceğim. Doktor olur. Buyurunuz Dubli'ye, buyurunuz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.